Eğitici TV'den herkese merhabalar. Photoshop eğitim serisinin 33. bölümüyle devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlarsanız böyle fotoğraflara çeşitli efektler vermeye başlamıştık. Bir de o. Şimdi ikiden devam ediyoruz. Bu bölümde de farklı farklı e efektler uygulayarak bir sosyal medya hesabınızda ya da e bir fotoğrafçısınız diyelim. İnternet paylaşacağınız gayet güzel e photoshoplanmış görseller nasıl oluşturabilirsiniz onlardan e bahsediyorduk. Yani bir yaptık. Şimdi iki birazcık daha farklı yöntemlerle farklı efektler uygulayarak farklı bir fotoğraf elde etmeye çalışacağız. Şimdi yine benim kendi çektiğimi varsaydım bir fotoğrafı açıyorum. Örneğin sizin kendi çektiğiniz bir fotoğraf var. Tabii ki stok bir fotoğraf olması gerekiyor. E, efektli bir fotoğrafa Sonra tekrar efekt uygulamak biraz garip olabilir. E, örneğin ben şunu seçeceğim. Bu fotoğrafı benim çektiğimi varsayalım. E, normalde pixabay.com sitesinden indirdim. Bunu ben böyle açtım. E, bunu ben mesela sosyal medya hesabımın kapak fotoğrafı olarak kullanacağım. şey i̇şte Facebook'ta, Twitter'da kapak fotoğrafı olarak kullanacağım. Ama böyle stok haliyle kullanmak istemiyorum. Buna birazcık daha böyle efektler e, katmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? İşte Onun ikinci e, farklı türüyle devam ediyoruz. Biri de bahsettik. Şimdi ikincisinden devam ediyoruz. İlk ee, ilk öncelikle baktığımız zaman bu fotoğraf birazcık böyle parlaklıkta sönük kalıyor değil mi? Hemen buna bir brightness, kontrast ekleyip parlaklığını birazcık arttıracağım. Şöyle bir şey yeter olur. Çok fazla aşırıya kaçmak kötü olabilir. Kontrastı da çok hafif arttırıyorum. Zaten bu fotoğrafın renkleri e, tamamıyla var. Buna bir e, nasıl diyeyim? Renk ilave etmek birazcık garip olabilir. Kontrastlık biraz fazla gibime geldi benim. <laughs> evet böyle iyi. Yalnız baktığımız zaman şu ee, nasıl diyeyim turuncu sarı renk çok fazla parlıyor gör resimde öyle değil mi? Yani çok fazla öne çıkıyor. Ben bunu birazcık koyutmak istiyorum. Bunun için şöyle bir yol izlemeliyiz. Hemen bir tane daha brightness'e yani kontrast ilave ediyoruz. Brightness'ı düşürüyoruz. Şöyle çok fazla değil tabii ki. Kontrastı da birazcık düşürüyoruz şöyle. Tamam. Bunu yaptıktan sonra fotoğrafın tamamına uygulandı öyle değil mi? Biz sadece şuralara uygulamak istiyoruz. Bunun için maskeye çift tıklıyoruz. Invert diyoruz. Ters çeviz diyoruz. Yani beyazın içini komple siyahla boya diyoruz. Bildiğiniz üzere maskede siyahlar görünmeyen beyazlar görünen kısımlarda. Örneğin ben bunu da komple içini siyaha boyarsam invert tip gördüğünüz gibi bizim az önce verdiğimiz parlaklıkta gidiyor. Şimdi bu, şu anda bu etki hiçbir yerde görünmüyor. Yani bir nevi şu gözü kapanmış gibi bu etkinin hiçbir yerde gösterilmiyor bu. Ben bunun gözünü açıyorum. E, maske seçilirken bunun sadece şuraya uygulayacağız. Bunun için alt tuşuna basılı tutup masanın olduğu yere doğru yaklaşıyorum. Şöyle. Masa tam e, şöyle ekrandayken böyle bırakabilirim. Daha sonra siyahı neyle boyarsak biz görünür? Tabii ki de beyazla. Fırçayı seçiyoruz. Beyaz rengimiz ayarlı şuraya tıklayarak sıfırlıyoruz. Siyah beyaz mesela şuradaki renkler farklı bir renk diyelim. Gördüğünüz gibi şuna tıkladığımız zaman sıfırlanabiliyor. Tabi hiçbir yerin seçili olmadığından emin olalım. Böyle mesela şuna tıkladığımız zaman sıfırlanıyor gördüğünüz gibi. Eğer buradan siyah renk seçiliyken ben şuradan maskede seçili, maskenin seçili olduğuna çok dikkat edin yoksa bakın hiçbir yeri boyayamazsınız. Hiçbir yer seçili değil der. Maskenin şunun da seçili olduğuna olmasın yani şunu da seçili olup olmadığına dikkat edin. Bu seçili olacak maske. Maske seçiliyken fırçamız birazcık büyük. Şöyle baktığım zaman evet bu gayet iyi. E, bu fırça boyutunda beyaz renk seçili. Mesela örneğin bu siyah olsa hiçbir etki gözlemleyemeyiz. Çünkü siyahla boyuyoruz. Maske içi zaten siyahla boyalı. Biz tekrar siyahla boyuyoruz. Hiçbir etki gözlemlenemez tabii Bunu bizim beyazla boyamamız gerekiyor. Neden? Çünkü siyahın e, Siyah görünmeyen kısımlar, beyaz görünen kısımlar. Biz burayı beyazla boyarsak bu etki görünecek artık buradan. Bakın beyazla boyum, boyayacağım ama hardness'ını da %100'e getiriyorum. Ee, şöyle, evet. Ctrl-Z ile geri geldim. Birazcık daha küçültüyorum. Şuralara etki göstermesini istemiyorum çünkü. Evet. Şöyle yukarıya doğru gideceğiz. Çok fazla kenarlara dikkat etmemize gerek yok. Çünkü zaten etki e, oralara da uygulandığı için yani tamamen uyguladığımız için pek fazla göze çarpmayacaktır. Ama siz yine dikkatli ilerleyin. Alt tuşuna basılı tutup hatta birazcık daha yakınlaşabiliriz fare tekerleği ile. Şöyle şöyle yavaş yavaş boyamaya devam ediyoruz. Zaten koyulaştığını siz fark ediyorsunuz şu anda bile. E, evet şimdi bunu tam olarak boyadıktan sonra gayet güzel bir etki ortaya çıkacak. Şu anda böyle sanki kötü bir iş yapıyor gibi görünebiliriz ama öyle değil. Gayet güzel bir etki ortaya çıkacak emin olabilirsiniz. Şöyle boyuyorum kenarsı. Evet, birazcık daha şöyle küçülttüm fırçayı. Şöyle boyamaya devam ediyorum. Tam şurası. Evet. Tamam. Şimdi alt tuşuna basılı tutup biraz uzaklaşıyorum. Hatta birazcık daha yakınlaşıyorum şu tarafa doğru. Şöyle kontrol tuşuna basılı tutup fare şöyle sağa sola gidebiliyoruz. Kontrol tuşuna basılı tutmazsanız e, böyle yukarıya aşağıya kontrol tuşuna basılı tutarsanız sağa sola. Birazcık uzaklaşacağım. Şu ızgaralar görünmesin. Şöyle şunları birazcık daha uyguladım. Birazcık daha küçülttüm. Evet gayet güzel. Şurayı şimdi şöyle boyuyorum. O kadar burası çok yani o kadar detaylı yapmamıza gerek yok. Çünkü burası çok küçük bir alan. Büyüttüğümüz zaman hiçbir şekilde fark edilmeyecektir. Burada böyle hatalarımız, şuradaki ufak hatalarımız belli olmayacaktır. Baktığımız zaman sanırım bitti uzaklaşalım. Evet komple uzaklaşalım. Tamam gayet güzel oldu gördüğünüz gibi. Önceki hali şu anki hali. Gördüğünüz gibi. Aralarında bayağı bir fark var. Hatta rengini bile değiştirdik. Çünkü bakın bu çok fazla parlıyordu. Ön plana çıkıyordu. Ama böyle yaptığımız zaman e, görsele birazcık daha uygun oldu. Öyle değil mi? Rengi falan. Böyle kalabilir. E, bunu uyguladıktan sonra e, resmin tam e, böyle düzgün görünmesini sağlayan bir efekte geldik. Bu gradient map ekleyeceğiz. Gradient map buradaki efektler penceresinden ekleniyor. Buna tıkladığınız zaman gradient map gördüğünüz gibi. Buna tıklıyoruz. Buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Hatta buraya tıklayıp buradan işte diğer renklere bakabilirsiniz. Örneğin simple'lar varmış. Bakın buradan istediğim rengi seçebiliyorum. Daha sonra special efektler varmış burada. İstersen bunları seçebilirim. Daha sonra neutral density varmış burada. Evet bunlar da biraz daha farklı. Metalis var mesela. Gördüğünüz gibi bunları seçebilirim. Ben reset gradients diyorum. Buradan Photoshop'un standart e, gradients'ları gelsin. Tabii ben istersem kendi renklerimi de kullanabilirim. Şuraya Şöyle bunu seçtikten sonra şuraya tıklayıp bunu böyle renk yapıp şuradaki beyaza tıklayıp buradaki rengi de değiştirebilirim gördüğünüz gibi. Yani e, kendi renklerinizle yapabilirsiniz ama ben Photoshop'un şurada direkt bir hazır bir ayarı var. Ben bunu kullanmak istiyorum. Bu gayet hoş gözükmüyor mu? Bence gayet hoş gözüküyor. Bunu kullanacağım. Bunu zaten önceki bir bölümlerimizde de kullanmıştık. Bu efektlerden, e, bu efektleri anlatırken size de kullanmıştım. Aynı resimde kullanmıştık hatta hatırlayanlar vardır. E, bunu seçtim ve okey dedim. Gördüğünüz gibi bu efekti yani gradient map efektini buraya uyguladık. E, bu böyle çok kötü gözüktü. Evet. Şimdi buradan renk modunu değiştireceğiz. Normal seçili. Normal seçili olduğundan yani seçtikten sonra klavyemizdeki ok tuşları şöyle yukarıya aşağıya gidip efektleri deneyebiliyoruz. Aşağıya doğru iniyorum. Yavaş yavaş. Şuna baktığımız zaman ne bu? Screen. Bu neydi? Lighten. Lighten screen aklımızda var. Color dodge yok olmadı. Devam edelim. Bu ne? Overlay. Overlay birazcık daha iyi. Soft light. Evet soft light gayet iyi oldu. Şu anki tercihim soft light'tan yana. Devam ediyorum. Bu yok ay renkleri kötüleştiriyor. Bu biraz garip oldu bu. Tamam. Ee, benim tercihim soft light'tan yana. Soft light seçtim. Böyle tekrar tekrar indim aşağıya en uygunu seçtim. Gördüğünüz gibi soft light gayet güzel bir etki verdi. Ama birazcık fazla gibi ben bunu birazcık azaltacağım şöyle opaklığını birazcık azaltıyorum 70'ler yeterli 170'e kadar getirdim şuna tıklayarak şöyle de ayarlayabilirsiniz tabi sizin bileceğiniz iş şöyle 74 falan yapalım evet ee, gradient map uygulamadan önceki hali sonraki hali gördüğünüz gibi gayet res resmimize bir derinlik bir e, hoş yani görüntü kattı öyle değil mi bakın eski hali Yeni hali. Gördüğünüz gibi gayet hoş oldu. E, aynı zamanda bu efekt uygulanmadan önce şu masaya dikkat edelim bir de. Masanın şimdi bizim uyguladığımız hali. Önceki hali. Gördüğünüz gibi ne kadar parlak. E, çok e, garip duruyor yani. Sonraki hali. Evet. Gayet hoş oldu. Şimdi e, en son aşamada şöyle bir şey yapacağız. Alt tuşuna basılı tutup birazcık daha uzaklaştım şöyle. E, en son aşamada şöyle kenarlara birazcık siyahlık efektleri vereceğiz. şöyle Siyah olsun kenarlar. E, gayet hoş olur. Tam kapak boyutlarında açtıysanız belgenizi e, gayet iyi oturacaktır. Kenardaki siyahlıklar da görünecektir zaten. O önemli neyse. Şimdi biz kenarlara bir siyahlık efekti verelim. Burada yine efektler e, pane, seçeneklerini açıp buradan Curves ilave ediyoruz. Curves ilave ettikten sonra şu ortaya bir kere tıklıyoruz. Bir nokta bıraktık gördüğünüz gibi. Bunu aşağıya doğru çekersek koyulaşır resim. Yukarıya doğru çıkartırsak beyazlaşır. Biz bunu aşağıya doğru şöyle birazcık çekiyoruz. Bırakıyoruz. Bunu kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi bu resmin tamamına uygulandı yine. Benim, ben bunu sadece kenarlara uygulayacağım. Nasıl yapabilirim? Hemen maskesine tıklıyorum. Invert diyorum. Hiçbir yere uygulama diyorum. Şu anda hiçbir yere uygulanmadı bu efekt. Fırçam seçili. Beyaz rengim seçili. Siyahı beyazla boyarsak görünürdü bildiğiniz üzere. Size'ını büyütüyorum. Şöyle birazcık büyük yapabiliriz. Gayet birazcık küçültelim. Birazcık küçültelim. Tamam gayet güzel. E, ee, Hardness'ını %0'a getiriyoruz. Tam yumuşak kenarlı olması için. Şöyle kenarları boyuyoruz. Şöyle. Kenarlara şöyle siyahlık ilave ediyoruz, hafif hafif. Evet, aynen bu şekilde. Tamam, birazcık daha ilave edebiliriz sanırım. Evet, şöyle birazcık daha. Tamam. Ondan sonra e, bu. Maskeyi çift tıklayıp birazcık daha yumuşatmak isteyebiliriz. Yumuşatmak istersek feather değerini arttırırsak, e, yumuşadığını siz de fark ediyorsunuzdur zaten kenarların. Bakın çok fazla arttırsam şuradaki maskeyi de bakabilirsiniz isterseniz. E, ne kadar yumuşadığını görüyorsunuz. Tabii ben çok fazla olmasını istemiyorum. Şöyle bir şey gayet iyi benim için. E, eski hali şu anki hali. Gördüğünüz gibi gayet kenarlı siyah efekt verdiğimizde de gayet hoş bir görsel oluşturduk. Bunu bu şekilde alıp istediğimiz bir yerde kullanabiliriz. Bir fotoğrafçıyızdır, internet sitesi açmışızdır. Ona bu haliyle yüklersek gayet hoş bir görüntü yapmış oluruz. Ya da ee, nasıl diyeyim... Sosyal medya hesabınız alıp kapak fotoğrafı olarak ya da belli bir bölümünü kesip şuradaki kırpma aracını kullanarak şöyle kesip ee, profil fotoğrafı olarak bile kullanabilirsiniz bu efektli halini. Ama şu kenardaki siyahlıklar görünmeyecektir profil yaptığınız zaman çünkü şöyle şurayı kesmeniz gerekiyor. E, bu görselin en iyi kullanım yeri ya Facebook'ta Twitter'da kapak fotoğrafı olarak ya da e, Dediğim gibi fotoğrafçısınız ya da Photoshop ile ilgileniyorsunuz. Kendi internet siteniz vardır. Orada böyle insanlara bunu gösterebilirsiniz. Hani ben böyle bir çalışma yaptım gibi. E, bu şekilde gösterilebilir. Biz bu bölümde de gayet güzel bir efektler e, birleşimiyle Gayet güzel bir fotoğraf ortaya çıkarttığımızı e, Düşünüyorum. E, siz de tabii ki benim arkamdan tekrar ettiyseniz bu işlemi e, Yani Yapmayacak olsanız bile yine de tekrar edin photoshop öğrenmeniz açısından sizin için Gayet iyi olur yani benim ben yaptığımda siz de arkadan photoshop açın siz de benimle birlikte Yapın demek istediğim o yani Evet bu bölümde farklı bir fotoğraf efekti Daha doğrusu farklı fotoğraf efektleri birleştirerek bir tane görsel oluşturduk gayet hoş oldu Daha iki tane Bölüm daha gelecek bu fotoğraf efektleriyle ilgili. Çeşitli önceden öğrendiğimiz efektleri karıştırarak böyle hoş efektler oluşturacağız onlarla da. E, toplam sanırım 4 tane fotoğraf efekti olacak. tabi bundan e, yani ben 4 tanesini size örnek olsun diye e, yapacağım siz. Ondan sonra sizin hayal gücünüze kalmış, sizin tecrübenize kalmış. Siz şurada şöyle bir özellik olduğunu bilip onu uygulayıp, e, gayet hoş etkilerde elde edebilirsiniz. Yani sizin bilgilerinizin birikimi önemli. Gelip buna mesela bir tane renk bile ilave edilebilir. Buraya tıklayıp işte foto filter'dan direkt bunu seçip. Buradan bir tane renk bile ilave edebilirsiniz buraya ya da kendi renginizi bile oluşturabilirsiniz. Buraya gelip solid color'ı ilave edip buradan yeşil rengi seçip e, bunu işte soft light yapıp bunu ilave edebilirsiniz. Tabi birazcık parlak oldu opaklığını azaltırsınız olur biter. Yani bunlar tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben size örnek olsun diye bu tarz e, fotoğraf efektlerinden bahsediyorum. E, dediğim gibi bundan sonra sizin tamamen hayal gücünüze kalmış. Neyse bu bölümü burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz Sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın cevaplamaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.